life, here's life, that's life. Sing a song of life. Every heart beats a miracle. Feel the rhythm growing day by day as we go. Look inside, your body is humming with a million drums that are drumming. Ooh. Your lungs get ready. I'm celebrating the joy. That's life. Here's life, here's life. Life, here's life, that's life. Everything is singing, your life, my life. Living a piece of the melody. Smaller, bigger, biggest. Being a part of the whole. Holding hands, we are a chorus. As we follow what's before us, it's harmony that binds us. A snappy song, happy song. Here's life, here's life, that's life. Here's life, here's life, here's life. Take the road to wonder. Your life, my life. Where the wise and the wherefores hide. Join us and discover. Celebrating the joy that's life. Kan dolaşımı sadece 3 asırdır bilinen bir gerçek. Daha önce Belçikalı anatomist Andreas Wesel 1543'te kan dolaşımından söz etmeye cesaret eder. Sonuç, diri diri yakılarak ölüme mahkum edilir. Ama güçlü Engizisyon pençesinden son anda nüfuzlu dostu İspanya Kralı 2. Philip tarafından kurtarılır. 10 yıl sonra İspanyol Michel Servet'e kan dolaşımından söz edecektir. Ama imparatorla ilişkisinin iyi olmadığını unutmuştur. Bu yüzden diri diri yakılıp öldürülür. 1628'de İngiliz William Harvey kan dolaşımını ve kalbin birbiriyle bağlantısını dile getirir. Ve ona gülerler. 50 yıl sonra Paris Üniversitesi'nde dekan doktor Guy Patti bir konferans verir. Hayır beyler, bu teori tamamen saçma. Zira büyük bilge ve Yunanlı anatomist Galien'in bizlere gösterdiği gibi kan asla dolaşmaz, mümkün değil. Kesinlikle, hayır, çok doğru. Evet, bence öyle. Evet. Ama yine de kalbin pompaladığı kan dolaşmaya devam ediyordu. Pekala dostlarım, hepiniz göreceksiniz. Kalp gerçekten muhteşem bir organ. Mesela bir insan hayatı boyunca kalbini pompaladığı kanla 200 milyon litrelik dev bir çukuru doldurabilir. Oysa kendi bir yumruk kadar. Muhteşem değil mi? Evet, muhteşem bir organ. Göreceksiniz, inanılmazdır. Orada mucizevi şeyler yaşanır. Biraz ürkütücüdür ama muhteşemdir. Bu çok uzun bir yolculuk. Ayaktan başa kadar süren bir yolculuk. Ama orada bile işlerin düzgün yürümesi için oksijene ihtiyacımız vardır. Aynı şekilde yakılan gazların atılması da gerekli. Bizim görevimiz bu. Her şey kalpten geçer. Kapalı bir hatta ilerleyeceğiz. Hadi. Karbon gazını hiç sevmiyorum. Beni her zaman geriyor. Ana toplar damara gelmek üzereyiz. Vücudun en önemli damarıdır.
Küfelerinizi kapamanızı öneririm çünkü kalbe çok yakınız. Hadi biraz acele edin. Artık işinize dönün. Şimdi sağ karıncaya gelmiş bulunuyoruz. Kalbin dört bölmesinden biri. Şu mekanın güzelliğine bir bakın lütfen. Oradaki dostlarımız kalbin üst kısmından geliyor. Ya da baştan ve kollardan. Onların ve bizim izlediğimiz yolla vücudun tüm kanı bu bölüme getirilir. Hiç şaşmaz. Buradan da akciğerlere gideceğiz. Peki oraya nasıl gideceğiz? Hadi gelin. Şu duyduğumuz gürültü nedir? Bakın. Gürültünün nedenini anladınız mı? Burada üç dilcik var. Yani üç adet kapakçık. Birazdan ortadan geçeceğiz. Ama acele etmeliyiz. Yoksa şimdiden uyarayım, yeniden açıldığında bizi alıp götürür. Dikkat, çok sıkı tutunun. Diğer tarafta alçak bir oda var, gördünüz mü? Sağ karıncık. Göründüğünden çok daha ilginçtir. Kasılma başlıyor. Hazır olun. Bu kez direnemeyeceğiz. Dikkatli olun. Olamaz, çok korkuyorum. Korkma ufaklık. Milyonlarcamız aynı şeyi yapıyor. Hem de her kalp atışında. Bu bizim hayatımız. Tamam, sıra bizde. İnanılmaz. Hiç bu kadar hız yapmamıştım. Bakın. Ne kadar güzel. Ha? Evet. Muhteşem bir mimari. Üstelik her açıdan dayanıklı. Düşünsenize, bu gördüğünüz kolonlar hayat boyu 3 milyar kalp atışına direnecekler. 3 milyar mı dediniz? Evet. Çabuk gelin, gösteriyi izlemek istiyorsanız güzel bir yerde duralım. Yeni bir kasılma için vaktimiz var çünkü. Sıra bizde. Hazır mısınız çocuklar? Ah!
Evet ama ben yine de hiçbir şey anlamıyorum. İşte bu inanılmaz. Bir tur daha atmak isterdim. Gerçekten şimşek gibiydi. Gördüğünüz gibi bu yol tek yönlü. Ama merak etmeyin, yakında kalbe döneceğiz. Akciğerlere gidip geldikten hemen sonra. Çabuk geçer, küçük bir yolculuk. Evet ama ben yine de hiçbir şey anlamıyorum. Aa, her şey çok açık. Evet, ne kadar basit olduğunu göreceksin. Büyük dolaşımdan gelirken, yani ayaklardan ve organlardan gelirken sağ kalbe ulaştık. Oradan akciğere doğru pompalandık. Orada yükümüzü boşaltacağız ve yerine oksijen yükleneceğiz. Sonra diğer tarafa, sol kısma gideceğiz. Böylece kalp vücudun her yerine bizim aracılığımızla oksijen gönderebilecek. Çok basit, öyle değil mi? Peki bu küçük dolaşım uzun sürecek mi? Saniyede 35 santimetre yol kat ediyoruz. Gerisini de sen hesapla. Bak şimdi ne yapacağım? Demek hepsi sizin yüzünüzden. Şuraya bakın. Ay, bunu hiç tavsiye etmem beyler, durun. Size söylemeye çalıştım bayım. Ben yenmem. İnanın bana, tadım çok kötüdür. Mide ve sindirim için çok kötüyüm. İnanın, bırakın beni lütfen. Bırakın. Hey sen, bekle. Bekle. Merkez, cevap ver. Merkez, duyuyor musun? Merkez. Yapmayın beyler, durun biraz. Hiç kimseyi rahatsız etmeye hakkınız yok. Oh olsun size. Oh olsun işte, oh olsun. Garip. Hadi ama üstad. Aa, yalvarırım. Sen her şeyi bilirsin. Lütfen anlat hadi. Beslenme biçimi çok yağlı olmalı. Ama benim eskiden gördüklerimle bu karşılaştırılamaz bile. Bundan daha mı kötüydüler? Kesinlikle. Yol tıkalıysa bu enfarktüs demektir. Yani ciddi bir hastalık vardır. Size bir hikaye anlatmamı ister misiniz? Evet. Tamam, hem bu sayede biraz da dinlenmiş olurum. Günlerden bir gün yine başka yuvar kardeşlerle çok iyi durumda olmayan bir organizmada ilerliyorduk. Hadi iş başına! Hadi iş başına! Hadi çabuk gidelim! Çabuk gidelim! Çabuk gidelim! Hayır, ben geçemem, başaramayacağız. Ama bizim görevimiz bunu başarmak. Evet.
Tam olarak ne hissediyorsunuz? Toplu iğne gibi bir şeyler batıyor. Sol kolumda bir ağrı hissediyorum. Darbe gibi mi? Evet öyle doktor, darbe gibi. Bazen hiç çoktan nefessiz kalıyorum. O halde kan dolaşımınız hiç iyi değil, hem de hiç. Demek hepsi bu öyle mi? Ne demek hepsi bu mu? Eğer ciddi önlemler almazsanız kazaya kurban gidebilirsiniz. İşte sana tavsiyem, sigara yok, alkol yok, tuz yok, yağ yok. Rejim yapacaksın, anlaşıldı mı? Ciddi bir rejim. Alkol yok, evet. Yağlı hiçbir şey yokmuş. Ama çok seviyorum. Sigara yok. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Tahmin edeceğiniz gibi sonunda enfarktüs geçirdi. Aslında aldığı yağlar sonucunda tüm yollar tıkanmıştı. Geçmemiz mümkün değildi. Bu duruma pıhtılaşma adı veriliyor. Yine de kurtulmuştu. Kurtulmuştu ama eskisi gibi değildi. İnsanlar bazen hiçbir şeyi ciddiye almıyor. Pekala gençler, artık gidelim. Şimdi alveollara doğru ilerliyoruz. Oh tanrım, karbon gazlarını gerçekten hiç sevmiyorum. Alveollar, yakında temiz havaya kavuşacağız. Harika. Çok güzel. Çok fazla alma Hemo. Bu kadar yeterli gençler. Bitirmemiz gereken bir işimiz var. Pekala dostlarım. Bu kılcal damarlar işin en zor yanı. Gelin hadi. Küçük damarları görüyorsunuz. Bizi kalbe götürecek olan büyük damarı oluşturmak için birleşirler. Hadi acele edin, çabuk 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 bu taraftan. Neler oluyor? Kalp tüm organizmanın hizmetindedir. Şimdi olduğu gibi acil durumlarda gerekli olan yerlere güç ve enerji gönderebilmek için normal ritmini hızlandırır. Sence de bu muhteşem bir mekanizma değil mi? Ha?
Peki işimizi neden kalpsiz yapamıyoruz? Çünkü yapacağımız şey de bize güç verebilecek tek organ o. Kalp olmadan kan dolaşımı durur. Ve her şey işleyişine son verir, anladınız mı? Aslına bakarsan ben hiçbir şey anlamıyorum. Aa, hayır, yine başlama lütfen. Küçük yolculuğumuz burada sona eriyor. Birazdan yine kalpte olacağız. Bu kez sol tarafta. Bu yüzden sizlere önerim... Kestiğim için özür dilerim. Gerçekten rahatsız ediyorum ama burada bana göre bir müşteri var. Şimdi aşağı inmemiz gerek çocuklar. Aa. Hop. Buradayım Globin. Aa, hiç bu kadar korkmamıştım Hemo. Bekle. Harika, harika oldu. Bakın şu taraftan sağ akciğerden geldik. Bu taraftan yani sol akciğerden başka arkadaşlar geliyor. Şimdi alttaki odaya inmek için hazırlık yapın çocuklar. İstikamet sol karıncık. Bu son atlayışımız olacak. Muhteşem, öyle değil mi? Evet, muhteşem. Muhteşem, çok güzel. Kalbin dört odasından en güçlü olanındayız. En uzun yolculuğa buradan itibaren çıkacağız. Şuradan. Güzel ve korkunç, öyle değil mi? Evet öyle. Evet. Evet. Bence de. Anlayacağınız sol karıncık sağ karıncıktan 7 kat daha güçlüdür. 7 kat mı? Neden? Nasıl? Şöyle diyeyim. Büyük kan dolaşımı için çok güçlü bir enerji gerekir. Bu çok uzun bir yolculuk. Hadi burada durmayın, devam edin. Bu kez sağ kola gitmeyeceğiz. Maalesef beyne de gitmeyeceğiz. Üzüldüm. Çok heyecanlı olabilirdi. Belki bir dahaki sefere. Pekala çocuklar. İşte büyük tur başlıyor. Karın, karaciğer, dalak, bağırsaklar, belki de bacaklar. Pekala. Herkese iyi yolculuklar. Kalp büyüleyici bir organdı. Yakında yeniden göreceğiz. Söylesene üstad.
üstad, kalp hiç dinlenmez mi? Hayır. Sakinleşmesi için mola vermesi gerekmez. Çünkü neşeyi, heyecanı, aşkı o yaratır. Yani hayatı anlamlı kılan her şeyi. Evet, kalp muhteşem bir organ. Kesinlikle. Kalp 10 santimetreye 15 santimetre. Ağırlığı 300 gram. Debisi dakikada 5 litre kan. Günde 8000 litre. İnsan hayatı boyunca 200 milyar litreden daha fazla. Kalp 10 santimetreye 15 santimetre.